Evet efendim, yeniden hoş geldiniz. Bir hafta boyunca neler olduğunu, neler değiştiğini anlatmadan önce bir Mia Gamer'ı yeniden anlatacağım. İlk başta poligona giriyoruz. Easy botlarda şerifinizle sadece kafaya götürüp atış ediyorsunuz. Ondan sonra medium bota geçiyorsunuz. Hard bota geçmenin hiçbir anlamı yok. Bundan sonra botlarda hareket etmeyi açıp 50 tane bot öldürmeyi açıyorsunuz. Guardian'la kafaları çok azıcık böyle takip edip ondan sonra atış ediyorsunuz. Ardından DM'ye geçiyorsunuz. İlk gördüğünüz rakipleri asla ateş etmiyorsunuz. Önce kafalarında cross'u gezdiriyorsunuz. Kafalarını takip ediyorsunuz. Ardından headshot atıyorsunuz. Ayrıntılı bir bilgilendirme isteyen arkadaşlar sağdaki karttan videoya gidebilirler. Geçen haftaki videomuzu oradan bakarsanız sevinirim. Hadi videoya başlayalım o zaman. Kripleri kronolojik olarak sıraya koydum. İlk günler bu aim metodu beni yoruyordu açıkçası. O kadar DM oynayıp poligon oynamak yayından önce özellikle. Hem zaman yetiştiremiyordum hem de daha kötü performans sergiliyordum. Bu sebeple gece yatmadan önce aim çalışmaya karar verdim. Aim metodunun faydalarına gelirsek ilk attığınız merminin headshot gitme oranını çok yüksek arttırıyor. Ancak bu yaptığı yorgunluk ve aldığı zamana değer mi bilmiyorum. Çünkü DM'de birilerine vurmayıp kafalarını böyle treklemek falan gerçekten yorucu bir şey. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Bakalım, eğer gerçekten aim'inizi geliştirmek istiyorsanız öneririm. Ama çok büyük faydalar olduğunu zannetmiyorum. Girip normal bir şekilde poligon, DM yaparsanız da aynı faydaları göreceğinizi düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi bir hafta boyunca bunu çalıştıysanız şerifinizin ne kadar iyileştiğini siz de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani şu filikleri şöyle atıp vurmak benim için hayal gibi bir şeydi. Benim şerifim hep kötüydü oyuna başladığımdan beri. Hem yüksek sens kullanmam hem de bu tarz oyunlara çok alışık olmamam sebebiyle. Yine şöyle tatlı bir şerif gribi bırakayım size. Buradaki overpick tamamen yayına şov tabi. Ne yiyordum lan? Eğer bir genelleme yapmak istersek bu videoda bu aim metot gerçekten neleri geliştiriyor, her konuda geliştirdiği bir özelliğimiz var mı diye. Cross koyduğunuz zaman cross'unuza güveniyorsunuz. Çıkan kişiye headshot atma oranınız çok 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 artıyor. Hani iki kişi pikliyorlarsa yapacak bir şey yok tabii ki. Ancak şimdi anlayacaksınız demek istediğimi. Ben normalde birine cross koyarken ya çok off angle cross koyardım ya da sürekli böyle girişik girişik yapardım. O şekilde beklerdim. Çünkü cross koyduğum zaman vuramıyordum. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir mouse kontrolüyle çıkan çocuğu vurabiliyorum. Önemli olan şey mouse hakimiyeti burada. Aim metodun bana kazandırdığı en büyük şey büyük ihtimalle mouse hakimiyeti. Beni burada en çok şaşırtan şey ise bu aim metodunun rifle'lar üzerine kurulu olmasına rağmen operatörle hiçbir alakası olmamasına rağmen operatörümü de geliştirmiş olması. Çünkü mantıken aynı şeyler. Şerifle kafaya cross'unu götürüp yavaş yavaş sol kule tıklıyorsun. Operatörde de aynısını sadece gövdeye götürüp yapıyorsun. Fliklerim ve operatör kullanımım da gerçekten iyileşti. Bakın ne kadar sakin bir şekilde cross'u gövdeye götürüp ateş ediyorum. Yine mouse hakimiyetini örnek gösterebilecek bir clip. Bakın line-up'ı nasıl atıyorum. Hayır, hayır, geliyor şimdi. Ben oranın olmayacağını bilmiyordum. Hiç kişi öğrenemedik bu arkayı. 1v4 rakipler bu şekilde üstüme puşluyor. İkinci vuruşumu görün anlayacaksınız. Keşke bir de round alabilseydim. Ya bir ya biliyorum da bir sussun ya. Deke defuse. Yine scope'lu silah kullanımına ve tatlı bir kılıcı bir örnek. Operatör istiyor musun? Ay, yok lan operatör. Bunun Mia ile bir alakası var mı yok mu? Siz karar verin arkadaşlar. Ama 12-10'daki bir maçta böyle bir clutch'la kurtarmak ve sonra kaybetmek birazcık koyuyor açıkçası. Böyle tatlı bir ace'imiz de var. Gerçekten bu aralar iyi oynuyorum oyunu.
oynadığım için de yeniden eğlenmeye başladım. Yeniden radyata çıkarken nasıl oynadığımı görmek istiyorsanız, yanımda olmak istiyorsanız yayınlara bekliyorsunuz efendim. Zaten adres belli, twitch.tv Lupi Altmantra. Aşağıda açıklama kısmında da var. Bak şimdi bu klip içinde, bu klip böyle harika bir play klibi falan değil. Ancak perdeden çıkıp overpeak attığımda Viper'a nasıl çevirdiğime ve oradan jet'e nasıl döndüğüme iyi bakın. Bu da tamamen mouse hakimiyetiyle alakalı bir şey. Gördünüz mü? En iyi bunları geliştiriyor. Gerçekten sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Eğer zamanınız ve motivasyonunuz varsa. O nasıl bir geçişti oğlum? Adam önünden zıplayarak geçti. Arkadan... Bu arada bu maçların hepsi, yani bu klipte, bir önceki klipte de karşıda Malfe, Eremi, Leo var. Hani boş maçlar veya boş renkli oyuncularına karşı da oynamıyoruz. O yüzden onları fark ettikten sonra gelişimimi görmek hoşuma gidiyor. Hoş Alfayer'e karşı bir tane infight kazanamamışım. Ama o da Alfayer yani. Normal diye yorumladım ben. Genel olarak bana çok büyük artısı oldu ama dediğim gibi motivasyonunuz yoksa hiç girişmeyin arkadaşlar. Normal oyununuzu oynayın, yine kendinizi geliştirirsiniz. Unutmayın, oyunu oynamak en iyi eğim geliştirme şeklidir. Her zaman her oyunda geçerli tek formül bu. Buranı da alsam çok tatlıydı. Maçı kazandık ama yine de. Bak! Vururdum onu da ya. Şimdi bir sonuca varalım hep beraber. Önce haftalarından sonra eksilerinden bahsedeceğim. Bir hafta boyunca ben bunu yaptım. Sonuçlar böyle. Şimdi öncelikle mouse hakimiyetinizi aşırı şekilde geliştiriyor. Hani bu genel olarak bir eğim çalışmanın artısıdır büyük ihtimalle. Eğim antrenmanının özel bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tetik disiplininiz ve silah kontrolünüz bayağı artıyor. Ancak kötüye giden şeylerde de şunu örnek verebilirim. Bir, spreyiniz kötüleşiyor. Spreyi ve silahı hiç kontrol edemiyorsunuz artık. İki, eğer oyunu oynamadan önce yapıyorsanız aşırı yoruluyorsunuz. Oyun içinde mouse çevirmeyi üşenecek bir boyuta kadar gelebiliyorsunuz. Bu kişiden kişiye değişebilir. Günde ne kadar oynadığınızı, konunuzu, ne kadar yorduğunuza ve motivasyonunuza göre değişebilir. Motive olmak çok önemli herhangi bir aim training yaparken. Çünkü aim trainingler genellikle sıkıcı şeyler. Oyunu gerçekten oynamak, puan kazanmak, ranked girmek gerçekten eğlenceli olan şeyler. O yüzden insan genellikle aim antrenmanlarını benim gibi bir hafta yapıyor, ondan sonra bırakıyor. Ben video için değil, normalde de yapıyorsam büyük ihtimalle bir hafta, maksimum bugüne kadar bir ay yaptım. Ve bıraktım. O da ilk aim videosundaki aim antrenmanım zaten. Genel olarak güzel ancak dediğim gibi harcadığım zamana benim için değmiyor. Ben zaten Radiant'te oynayan birisiyim. Aim olarak evet, aim gerçekten çok önemli. Çok çok daha yükseklerde çok daha sabit bir şekilde oyun oynayabilirim. Aimim çok daha iyileşirse. Ama ihtiyacım var mı? Hayır abi, ben olduğum yerden gayet memnunum. Daha çok geliştirmek istemiyorum kendimi. Ben yayıncıyım artık. İçerik üreticisiyim. Çok bir beklentim yok aimimden ve performansımdan. Ancak sizlere öneririm. Benimle birlikte bir hafta aim antrenmanı yapan arkadaşlar, sizlerde nasıl gelişme oldu, artıya mı gitti, eksiye mi gitti, bıraktınız mı, sıkıldınız mı, ne yaptınız, hepsini çok merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın efendim. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.